Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili burçtaşlarım, evet biz teraziler bakalım 2024'te nelerle karşılaşacağız, gökyüzünde neler var? Şimdi detaylara bakalım. Öncelikle tabii ki yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl dilerim size. Sevgili teraziler, bu yıl tutulmalar terazi ve koç aksında. Dolayısıyla yılın önemi artıyor tabii ki. 2023'te başlamıştı bu tutulmalar, ay düğümleri geçişi. Bu yılda devam edecek. Ay düğümleri bizim ana yolumuzu, genel planı etkiler. Ve tutulmalar da buralarda önemli bazı döngülerdir. Kadersel dönüşümlerdir. Önemli tetiklenmelerdir yaşamımızda. Seçimler yaparız, kararlar veririz. İçsel ve dışsal etkilerle hayatımızda değişimler olur. Şimdi bu yöne baktığımızda tabii ki Kuzey Düğüm Koç'ta, Güney Düğüm Terazi'de yılın genelinde ilişkilerimizle ilgili alanlarda hep böyle bir denge arayışı içerisindeyiz. Yeni başlangıçlar, yeni kararlar olabileceği gibi Güney Düğüm aslında geçmişimizle, yaptıklarımızla daha fazla bizi iç içe tutarken hak arayışları, adalet, denge, uyum arayışlarını öne çıkarıyor. Aslında baktığınızda toplumsal alanlarda da değil mi? Adaletin daha fazla sorgulandığı, hak hukuk arayışlarının öne çıktığı, buralardaki eksiklerle, sorunlarla daha fazla yüzleştiğimiz bir dönemdeyiz. Kişisel alanlarda da evet en fazla bu etkiyi hissedecek burçlardan biri siz olabilirsiniz. Dolayısıyla bu yönde özellikle sevgili teraziler, tutulma akslarına da baktığımızda tabii ki Mart, Nisan ve Ekim ayı çok öne çıkıyor. 25 Mart'ta ilk tutulmayı 5 derece terazi burcunda olacak ki bu bir ay tutulması. Bu tutulmayla beraber önemli farkındalıklarla birlikte hayatımızda gideceğimiz yol üzerinde seçimlerimizle ilgili bazı kararlar verebiliriz. Tabii ki istem dışı, dışsal bazı etkiler de tetikleyebilir içinde bulunduğumuz şartları. Ay tutulması dönemi bizi ruhsal olarak etkileyebilir, zihinsel olarak etkileyebilir, duygusal olarak ve bedensel olarak. Yani çeşitli şekillerde kişisel haritalarımızın aldığı etkiye göre bunu hissedebiliriz ki özellikle 5 derece ve yakınlarında güneşimiz ve yükselen burcumuz varsa bu ay tutulması çok daha önemli çalışabilir. Belki bir yer değişikliği olabilir, bir yerden ayrılma, işte hayatımızda bir imaj değişimine karar verebiliriz. Sağlığımızla daha fazla ilgilenmemiz gerekebilir, bir diyete başlayabiliriz. Belki daha fazla işte sağlıklı beslenmemiz gerekebilir, zararlı alışkanlıkları bırakabiliriz. Eğer yaşamımızda ilişkilerle ilgili değiştirici bir döngü varsa, karar vermemiz gerekiyorsa, kuşkusuz bu da belki hayatımızda duygusal bir kararı, bir tamamlanmayı, bir sonlanmayı da tetikleyebilir. 8 Nisan'da 19 derece Koç burcundaki tutulma tam karşıt aksımızda olunca ilişkiler ve işbirlikleri, eş partner konularındaki etkiler hayatımızda yol gösterici olacak. Bunlar bizi ileriye taşıyacak konular. Yani bir karar vermemiz, bir adım atmamız söz konusu ve tabii ki birçok terazi bu yıl evlenebilir. Çünkü evlenmek bir kaderdir, bir değişimdir. Evlendiğinizde yer değişimi de olur, hayatınızda kariyer değişimi de olur. Bu bir seçimdir ama yaşamınızı önemli ölçüde etkiler. Evlilik için önemli fırsatların karşınıza çıkabileceği bir yıl sevgili teraziler. Bununla birlikte tabii ki yeni tanışmalar, arkadaşlıklar, belki bir ortaklığa girişmeniz, belki bir hizmet alanında birebir hizmet aldığınız bir kişinin hayatınıza girmesi, bir danışmanlık gibi, bir avukat gibi örneğin. Bir anlaşmalı, sözleşmeli bir ilişki de olabilir bu. Bununla birlikte tabii ki biraz ilişkilerde bu koç terazi aksı, işte davalar, mahkemeler, işte hak arayışları gibi konuları da işaret eder. Hani böyle bir döngü de çalışabilir. Belki bir boşanma konunuz var. İşte belki bir işbirliğiyle, bir ortaklıkla ilgili böyle bir paylaşımla ilgili bir mücadeleniz var. Bunları da yılın genelinde yine gündeminize alabilirsiniz. 8 Nisan'daki tutulma burada önemli bir aşamayı bize işaret ediyor. Ve Ekim ayında 2 Ekim'de terazi burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma hayatınızda yine sizin yaşamınızla ilgili, imajınızla ilgili, yaşam düzeninizle ilgili bir başlangıcı daha çok tetikliyor. Çünkü güneş tutulması bir yenilik anlamına geliyor. Sağlık konularına da bu yıl özen gösterin. Sağlık konularında burcumuzda tutulma olursa mutlaka sağlığımızda
etki alabilir. Yani sağlıkla ilgili konularda zayıf noktalarımız varsa bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Sağlığımızı iyileştirmek adına yaşam düzenimizle ilgili belki önemli kararlar vermemiz, dönüşümler yapmamız gerekiyor sevgili teraziler. Ve 18 Eylül'de 25 derece balık burcundaki ay tutulması, işte burada bir zayıflığımız varsa sağlıkla ilgili bir sorunu gündeme daha fazla taşıyabilir. Yani bu bir belki işte bağışıklık sistemi sorunu, bir alerjik bir sorunu olabilir, metabolizma ile ilgili bir problem, hormonal bir dengesizlik, belki biraz daha psikosomatik sağlık sorunları. Hani buralardaki sağlık sorunlarımızla yüzleşebileceğimiz bir dönem. İşte artık elimizi taşın altına koyup hayat şartlarımızda bir karar vermemiz gerekebilir. Bizi yoran bir işteysek belki onu düzenleyeceğiz. İşte diyete başlayabiliriz. Bağımlılıkları bırakmamız gerekebilir. Spora başlayabiliriz gibi. Yani burada sağlık ve diyet, şifa arayışlarımız daha fazla öne çıkacak gibi görünüyor. Bununla birlikte tabii ki evcil hayvanlarımızla ilgili olabilir bu konular. İşte yanımızda çalışan kişiler, hizmet aldığımız kişilerle ilgili belki bazı döngüler var. Bir bitiş, bir ayrılık olabilir. Bizi biraz duygusal olarak da etkileyebilir. Bu konular, özellikle Eylül ayındaki tutulma burada önemli. Yılın genelinde zaten Satürn balık burcunda, 6. evinizde. Yani bu şekilde de baktığımızda 2023'ten bu yana devam eden bir etki yıl genelinde Satürn balık burcunda. Satürn'ün olduğu yerde sorumluluk almamız gerekir. Burada eğer böyle gerçekleri görmezsek, ihmalkar olursak, yanlış yaparsak sorunlar büyür. Aynen işte sağlıkla ilgili dediğimiz gibi. Hani ısrarla sağlıksız besleniyorsak, kendimize dikkat etmiyorsak, sağlığımızla ilgili bir tedavi olmamız gereken bir konu var, onu görmezden geliyorsak orada daha fazla sorun karşımıza çıkabilir. İşle ilgili konularda, mesleki konularda biraz yorulabiliriz. Belki yeni bir işe başladık, bir iş tecrübemiz, yani öğrenmemiz gerekiyor o işi. Yani bir usta çırak ilişkisi gibi düşünün. İşi öğrenmek için daha fazla yorulacağız, daha fazla efor sarf edeceğiz. Bu da bir tabii ki bir yorgunluk, bir baskı getirebilir üzerimize. Bununla beraber belki bir işi bitireceğiz. Yani doğru olmayan bir işten ayrılacağız. Ev ortamımızda da sorumluluklarımız artabilir. Yani günlük hayatımızda ekstra sorumluluklarımız olabilir. Yardımcımız işten ayrılırsa hani evin tüm işleriyle ilgilenmemiz gerekebilir mesela. Hani bu da bir yorgunluk, bir efor sarf etme. Biraz böyle hizmet etme anlamında yorucu bir yıl aslında 2024 yılı. İşte evcil hayvan sahibi olursanız o da bir sorumluluktur. Çünkü onun da bir bakımı var, hani onun da mesuliyetleri var. Bu da hayatınıza katılabilecek bir konu olabilir örneğin. Ekstradan bir hiç yani genelde çok uğraşmadığınız ya da başkalarına devrettiğiniz işleri bu yıl siz yapmak zorunda kalabilirsiniz sevgili teraziler. Ama unutmayın, bu size bir beceri de getirecek. Bir şeyleri de öğretecek. Sonunda ustalaşacaksınız. Ve kendi hayatınızın sorumluluğunu daha güçlü bir şekilde ele alacaksınız. Jüpiter'e baktığımızda bu yıl Jüpiter 25 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak. Evet, parasal konularda yıla biraz daha keyifli başlıyoruz diyebilirim. Yani şöyle, mesela eşinizin kaynaklarında artış olabilir, eşinizin maaşı artabilir, zam görebilir ya da eşiniz işe girebilir. Dolayısıyla hani sadece kendi kazandığınız paralar değil, eşinizden de kaynaklarınız olabilir. Bazı işbirlikleriniz, işte hisseli paralar alanında gelirleriniz olabilir. Kredi konularında mesela hani bir kredi alabilirsiniz. Sigorta konularında daha şanslısınız. Yani uygun şartlarda bir sigorta yapabilirsiniz. Emekli olmak ya da sağlık sigortası yapmak gibi. Tazminat almak, prim almak, işte bir bursa ihtiyacınız varsa burs almak ve benzeri konularda 25 Mayıs'a kadar daha şanslısınız. 21 Nisan ve yakınlarında Jüpiter'in Uranüs'te de bir kavuşumu var. Bu biraz daha hızlı ve sürprizli gelişmeler ortaya çıkarabilir. Yani bir anda bir miras, hani hiç ummadığınız bir yerden bir para ödemesi gibi mesela. Hani böyle ilginç ve hızlı etkiler ama sürpriz etkilerle de karşılaşabilirsiniz. 25 Mayıs'tan itibaren Jüpiter ikizlere geçecek. Ve bu sizin 9. evinize doğru ilerleyeceği için kültürel konularda entelektüel bilgi konuları, eğitim konuları, işte yolculuklar, seyahatler ve bu alanlarda hatta iletişim, işte yazılı, sözlü, medya, basın,
sosyal medya aktiviteleri, buralarda daha hareketli bir dönem başlayacak sizin için. 25 Mayıs'tan itibaren bu sizin hani hem entelektüel, zihinsel anlamda destekleyebilir, hem de sosyal hayatınızı daha fazla hareketlendirebilir, daha fazla seyahat yapabilirsiniz. Plüton'un Kova burcuna geçişi de önemli görünüyor, çünkü hava elementine geçmeye hazırlanıyor. Yavaş yavaş yapıyor bu geçişi. Jenerasyon gezegeni biraz ağır ve derinden çalışıyor, biliyorsunuz. 2023'te de kısa bir süreliğine Kova burcuna geçiş yapmıştı. Mart ve Haziran ayını şöyle bir gözden geçirin. Sonra tekrar Oğlak burcuna döndü. Bu yıl 20 Ocak'ta Plüto Kova burcuna geçecek. 1 Eylül ile 19 Kasım aralığında tekrar Oğlak burcunun son derecelerini bu sefer son kez bir ziyaret yapacak, ama yılın sonunda artık tamamen Kova burcuna yerleşmiş olacak. Güzel bir transit sizin adınıza bu. Plüto Kova burcunda size hava elementinden şöyle güzel bir açıyla güç verecek aslında. 5. evinizde de yerleşmeye hazırlanıyor tamamen. Bu yıl Haziran ayının ilk günleri keyifli olabilir. İyi gözlemleyin. İşte 1 Haziran, 3 Haziran arasında Plüton'un Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. İşte çocuklarınızla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Bir sınav başarısı, okulla ilgili bir konu veya sizin işte bir sınav başarınız, eğitimle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Keyifli bir seyahat, bir yolculuk olabilir. Yani burada önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle güneşiniz ya da yükselen burcunuz böyle ilk derecelerdeyse, 1-2-3 derece aralarında gezegenleriniz varsa bu etkiyi daha fazla hissedebilirsiniz. Evet, sevgili teraziler, gördüğünüz gibi önemli bir yıl 2024 yılı. İlişkilerle ilgili önemli kararlar verebiliriz. Sorumluluklarınıza dikkat edin, sağlığınızı önemseyin yıl genelinde ve yılın ikinci yarısından itibaren kişisel gelişim anlamında daha fazla açılımlarla, fırsatlarla da karşılaşabiliriz. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.